Hı hı. Bu kadar çabuk. Yani siz daha iyi bilirsiniz tabii de 60 dakika bu sınava fazla. Bakar mısın? Kağıdı veren öğrenciyi ilk derse getirsene bana. Konuşmak istiyorum. Tamam hocam. Hadi. Oha bitti mi? Ha. Ama çabuk çıktın. Çok kolay, ne yapayım? Ya sen cidden dehasın. Ha, ne demesin? Hadi hadi gidelim buradan. Şimdi buradan çıktıktan sonra git bizim okula gidebiliyorsan. Resmen attan inip eşeğe binmek gibi. Sen çok şanslısın ha. Ben? Tam olarak hangi konuda acaba? Çok zekisin. Hiç deli gibi çalışmadan istediğin okula gireceksin. Ya benimse beynimi patlatmam lazım bir yerlere kapı atabilmek için. Vallahi müjde. Benim üniversiteye gidip vakit kaybedecek halim yok. O ne demek ya? Şu demek ki ben liseyi bitirir bitirmez bir işe girip çalışmam lazım. Ablama 4 sene daha yük olamam. Ya saçmalama Rahmet. İstediğin okulda okuyabilirsin sen. Ama istemiyorum. Hadi yürü. Şükran kim ya? Şükran kim ya? Şükran kim şimdi Şükran? Şükran kim? Şeyma Hanımcığım. Şeyma Hanım içeri giriyorum ha. Aşk olsun Şeyma Hanımcığım ya. Niye ağlıyorsunuz? Yok, ben ağlamıyorum. E görüyorum işte. Lütfen ama lütfen. Beni yalnız bırakır mısınız? Lütfen Fikri Bey. Sizi yalnız bırakamam Şeyma Hanımcığım. Sizi bugüne kadar çok yalnız bırakmışlar ama ben bunu yapmayacağım. Artık yalnız değilsiniz. Ya. Ya. Şeyma Hanımcığım, emin çok üzerinize geldim, kusura bakmayın. Ben zaten bir arkadaşa şaka yapacaktım. Telefon şakası. Ama olmayıversin. Ne olacak? Hadi, hadi siz biraz istirahat edin, ben çıkıyorum. Fikri Bey. Teşekkür ederim. Ne demek? Asıl ben size teşekkür ederim. Hadi iyi istirahatler. Yalnız bırakmayacağım dedi. Vallahi dedi yalnız bırakmayacağım dedi. İyi de bu Şükran kim? Bu Şükran kim ya? Alo. Alo. Alo, konuşsana be kardeşim.
Kübra. Ben Fikri. İstanbul'da olduğunu biliyorum Şükran. Konuşmamız lazım. Alo. Şükran, orada mısın? Buradayım, tamam. Benim de seninle konuşmak istediğim bir şey var. Sen ne diyecektin? Hocam, bizim tahlil sonuçları... Heh. Buyurun lütfen. Kaç haftalıkmış hocam? Kan testi sonuçlarınız çıktı. Evet. Ya hocam, biraz acele edersek ne olur. Biz çok heyecanlıyız da. Kaç haftalıkmış, hemen öğrenelim. Aslında ben yapmış olduğum muayenede de anlamıştım. Ancak daha emin olabilmek için sizden test istedim. Ve bu yapılan test sonucuna göre maalesef bebeğiniz yok. Nasıl yani? Yani hamile değilsiniz Süleyman Hanım, üzgünüm. Hocam o kadar belirti falan... Evet, yani yanlış yorumlanmış olabilir tabii ki. Basit bir gıda zehirlenmesi geçirmiş olma ihtimali ise kuvvetle muhtemeldir. Ay. Rezil olduk Tufan. Salak gibi o kadar gaza geldik. Ya tamam, üzülme o kadar. Daha yaşımız genç, yaparız yani. Ne olacak? Bakın aslında benim sizinle konuşmak istediğim asıl konu da budur. Daha detaylı tetkiklere tabii ki ihtiyacımız var. Ancak yapmış olduğum muayene sonucuna göre... Tülay Hanım'ın çocuk sahibi olma ihtimali neredeyse imkansız görünüyor. Tebrik ederim. Oh. Abla yenildik abi farkındaysa. Aman ne olsun, ne olacak? Hadi arabaya gidelim. Ben seni niye tebrik ediyorum biliyorsun değil mi? Biliyorum. Teşekkür ederim. Abla, esas ben teşekkür ederim. Niye be? Bu kadar iyi bir abla olduğum için. Ulan ne biçim laflar be, yürü. Ya Tülay, tamam üzülme artık kendini Allah aşkına. Ya dünyanın sonu değil, ne olacak? Tufan, biz ayrılalım. Ne? Biz ayrılalım diyorum. Baksana, ne evlenebiliyoruz, ne çocuğumuz olabiliyor. Belli ki ben sana göre değilim. Belli ki ben sana iyi gelmiyorum. Tülay. Kıyamet de kopsa, dünyanın sonu da gelse, sen benimlesin. Anladın mı? Ayrılmak mı ayrılmak yok. Tufan, görmüyor musun ya? Tülay. Duydun mu beni? Duydum. Hı. Pek sessizsin bugün. Ha, öyle mi? Bilmem. Keyfini kaçıran bir şey olmadı değil mi? Yo, yani. Tamam, olmasın da. Olmaz inşallah tabii. Al, lekesi mekesi ne varsa hepsini temizlemişler. Çok sağ ol Asım ya. Hadi, ben çıkıyorum, bir saate kadar gelirim. Sen de hazırlan, evden alırım seni. Tamam.
Esra. Hı. Paltonun cebinden bir şey çıkmış olma ihtimali var mı? Ne gibi? Ha, ne bileyim, bir şey. Yo, vallahi ben bulmadım. Asım abi de bulmadı. Asım abini görüyor musun? Bak, kuru temizlemelere gitmeler falan. Evet ya, ben de şaşırdım bayağı. Aramızda kalsın. Artık değişmeye karar vermiş. Evliliğimize özen gösterecekmiş. Dün gece biraz konuştuk da. Hadi ya. Hatta yemeğe götürecek beni bu akşam. Her şey düzeliyor galiba Hikmet ya. Ne güzel işte. Bak ne güzel. Biz biraz erken kapatacağız bugün. Eve gideceğim ben, hazırlanacağım falan. Yani yemeğe gidiyoruz ya. Hı hı. Sen de şimdiden çık istiyorsan ha. Eğlenceler size. Çok sağ ol. Esra, seni seviyorum. Artık bunu yüksek sesle bağıra bağıra söylemek istiyorum. Artık bunu içimde tutamıyorum. Sen içimde büyüdükçe büyüyorsun, kalbimden taşıyorsun. Artık bunu saklayamıyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum, seni seviyorum. Sen beni niye buraya çağırıyorsun? Ya gören biri olsa? Abi doğru söylüyorsun da karakola gelmem daha çok dikkat çeker diye düşündüm. Tamam tamam, kısa kes. Ne oldu, niye çağırdın? Abi sen delil istiyordun ya. Evet. Al sana delil. Ne bunlar? Barış'ın eşyaları. Oğlum bunların delil olarak ne geçerliliği olacak? Şu anda yok. Ama olay yerinde bulunursa o zaman bir geçerli olur değil mi? Filiz'e git istersen, yalnız kalma. Yok, çok yoruldum Tufan. Yalnız kalmak istiyorum. E tamam, ben de işe gitmeyeyim, beraber kalalım. Hayır aşkım ya, yalnız kalayım. Hayır, tamam. Thank you.
Abla, ben biraz arkadaşlarımla oynayayım mı? Tamam ablacığım, oyna. Çok geç kalma ama en fazla bir saat. Tamam, gençler hadi. Barış, çok sağ ol geldiğin için. Ben teşekkür ederim ya, acayip eğlendim. Bir şey mi diyeceksin? Yok ya, ben sana acayip hayranım. Onu söyleyecektim. Aa, niye? Yani bu yaptıkların, bu ailene bu kadar bakman, kardeşlerinle ilgilenmen falan. Bunlar çok büyük şeyler. Bana da... Ne yaptıysan çok iyi yaptın. Sağ ol. İyi, tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Aa, niye girmediniz eve siz? Abla, ben de parka gidebilir miyim? Ben de gideceğim. İyi, tamam hadi. Al İsmet de gidin parka. Çok geç kalmayın bak, bir saat. Hayda. Bak bak, gamlı baykuşa bak. Müjde. Ben bir şuna bakayım. Sonra görüşürüz, tamam. Ya bozulma hemen ya. Baksana, morali bozuk çocuğum belli. İyi, tamam. Akşam ara ama. İyi. Ararım ablamın telefonu. Kayna, biz de oturalım be oğlum. Hayırdır, ne yapıyorsun sen burada? Sen ne yapıyorsun oğlum sen? Ha. Kovuldun değil mi? Asım görmüş mektubu. Bir şey yapmış mıydı Esra'yı? Yok, ikisi de görmemiş mektubu. Esra da görmemiş. Yani kuru temizlemeye götürürken yolda falan düşürdü herhalde bu herif. Vallahi Allah'ın sevdiği kuluymuşsun be Hikmet, ne diyeyim? Bence bu meseleyi de artık fazla zorlamazsın yani. Abi. Hı? Esra bana ne dedi biliyor musun? Evliliklerini kurtarıyorlarmış. Bu akşam da yemeğe gideceklermiş. O yüzden erken çıkabilirmişim ben. Asım bayağı özen gösteriyormuş. Hadi ya. Asım'a bak sen. Tamam oğlum, üzülme ya. Her şerde bir hayır var işte. Evli oğlum onlar. Hem de kaç senedir. Mesela burada kapansın işte. Hı? Üzülme oğlum ya, öf. Hadi kalk, kalk yürü eve, hadi, hadi.
Yapacak bir şey yok. Fiko! Fiko, buraya gel! Hah! Ablacığım git Kiraz'la İsmet parkta onları al gel, tamam? Tamam. Bana bak, dur! Şunu da al. Bir paket makarna, 4 tane limon al gel. Tamam, hadi. Oyalanma! Ben geldim. Niye? Filiz, biz babanla konuştuk. Babam burada yok. Bollara bak. Ne yapıyorsunuz lan cüceler? Nereden böyle? Hayırdır? Parka gitmiştik de şimdi eve gidiyoruz. Ne oldu oğlum maç? Ya fark attılar ya. Olsun, bir dahakine siz yenersiniz. Ya bir daha ablam gelmesin. Çünkü sayıdır ki tezahürat yapıyor. Tamam lan, ben geleceğim. Tamam. Anne. Kızım.
Hadi gelin içeri girelim. Hadi. Hadi. Ne haber lan? Reha, hepiniz buradasınız. Filiz kapıyı açmadı bana. Çocuklar da kala kaldılar böyle. Kimse beni özlememiş anlaşılan. İyi, ben açarım kapıyı. Hadi bakalım. Hepiniz çok iyi görünüyorsunuz. Ben zaten Filiz'in size çok iyi bakacağından emindim. Ben hiçbir zaman sizi terk etmek istemedim çocuklar. Başlıyor. Burayı kaçırmayın ha. Annenizden masallar başlıyor şimdi. Ne diyorsun be? Ne, yalan mı? Ben senin yüzünden çocuklarımdan, evimden mahrum kalmadım mı be? Mahrum mu kaldın? Sen mi mahrum kaldın? Yahu sen terk edip gitmedin mi? Arkana bile bakmadan bastın gittin be. Ben hiçbir yere gitmedim, kimseyi terk etmedim Fikri. Şükran, sen görmeyeli iyice kafayı yemişsin ha. Yahu sen terk etmedin mi? Ben mi terk ettim be? Ulan ben kendimi kurtardım sadece. Çocuklarımı terk etmeyi ben mi seçtim ya? Sensin be suçlusu. Ben mi? Sen beni mahvettin. Ben? Sen. Al gör. Gör bak şimdi, görüyor musun marifetini? Çocuklar şimdi baba diyorlar, bak görüyorsun annelerine nasıl davranıyorlar. Bunu sen yaptın. Hepsini sen yaptın. Sen bitirdin beni, tükettin beni Fikri. Ben de ne yapayım, yaşamak için kaçtım. Ben burada sende kalsam ölürdüm be. Sen beni insanlıktan çıkarmıştın, boğuyordun beni. Ben de ya defolup gidecektim ya da kendimi öldürecektim. Ne yapayım ben de? Gittim yani, ne yapayım? Keşke ilkini yapsaydın be. Geberip gitseydin de, sen de kurtulsaydın biz de. Sen var ya, sen böylesin işte ya bak. Bak sen böylesin, sen adamı öldürürsün. Sonra da gram vicdan azabı çekmezsin biliyor musun? Ya ben durduğum yerde duruyorum, suçlu ben oluyorum. Sen çekip gidiyorsun, yine ben suçlu oluyorum be. Seni tanımadan önce benim ne güzel bir hayatım vardı be. Güzel miydi? Ne duruyorsun o zaman? Kapı açık, hadi git. Gittim zaten Fikri. Sen çağırdın beni buraya. Ne? Sen mi çağırdın? Ben çağırdım lan, ben çağırdım. Sana hesap mı vereceğim? Aslında ben zaten gelecektim. Bunu uzun zamandır düşünüyordum ben. Uzun zamandır neyi düşünüyordun? Pardon. Ben İsmet'i yanıma alacağım. Ne yapacakmış? İsmet'i mi alacakmış? Yahu bir dur, hemen yükselme kızım, bir anlatacağım. Ben senin kızın değilim. Ben İsmet'in benimle kalmasını istiyorum. Kendime İstanbul'da yeni bir hayat kuruyorum ve İsmet'i de yanıma alıyorum, bu kadar. İsmet'in hayatı, ha? Bizim hayatımız. Ha ama pardon, Şükran Hanım ne yapacağına kendi karar verir, düşünür, sonra gelir. Zaten sen kendi kendine karar verip gidiyorsun. Kendi kendine karar verip kalıyorsun. Ama burada dur. İsmet'i almaya kendi kendine karar veremezsin.
Ancak İsmet'i alırsam telefonda söylediğin o kağıtları imzalarım Fikri. Anlaştık. Baba. Dur kızım ya. Anneni sıçtır yani. Dinleyin. Belki haklı olduğu tarafları vardır. Bu ne kağıdı ya? Ne imzası bu? İmzanın kağıdın bir önemi yok kızım. Önemli olan İsmet'i alacak olmam. İsmet meselesi tartışmaya açık bir mesele değil. Tamam. İsmet'in bana ihtiyacı var. İsmet benimle kalacak. Yok öyle bir ihtimal. Ben kendime yeni bir hayat kurmak istiyorum ya. Kendime yeni bir aile kurmak istiyorum ben. Senin bir ailen var zaten. Bak biz senin aileniz zaten. Abla, İsmet annemle mi gidecek? Hayır. Kimse kimseyi bir yere götürmüyor. Sen öyle aklına esince gidip, sonra gelip böyle aileden birini seçip alıp götüremezsin. Tamam, tamam kızım. Bir sakin olun. Bir sakin olun. Anneniz bir hata yaptı. Ona geri gördün. Bu da bir şeydir. Biraz da iyi tarafından bakın ya. Ya bu seninle ilgili değil. Sen sus. Bu seninle ilgili. Senin neyi yapmadığın, benim neyi yaptığımla ilgili. Ben hepsini çok iyi yetiştirdim onları. Hiçbirinin sana ihtiyacı yok. Kiraz sınıf başkanı. Münazara takımında önümüzdeki ay okulunu temsil edecek. Rahmet okul birincisi. Bak sınıf demiyorum, okul birincisi. Hikmet her sene teşekkür getiriyor. Okuldan sonra çalışıyor çocuk markette. Para kazanmak için. Fikret basketbol takımına girdi. İlk maçına çıktı bugün. İsmet de bezi bırakacak. Bunların hiçbiri senin sayende olmadı. Çünkü sen yoktun. Ama geldi. Artık buradayım. İsmet benim çocuğum. İsmet seni tanımıyor bile. Filiz, ben onun annesiyim. Sen benim de annemdin. Seninle belki artık aramızı düzeltemeyiz ama. Ama İsmet'le hala bir şansım var. Ne olur affedin beni. Kiraz. Fikret. Özür dilerim sizi üzdüysem. Hepinizi çok seviyorum gerçekten. Lütfen izin verin size yeniden annelik yapayım ya. Anneniz olmama izin verin lütfen. Sen annesin onu.
Artık sen burada olduğuna göre işte okuldu, mutfaktı, hayattı. Sen ilgilenirsin. Benden bu kadar. İyi şanslar anne. Sen burada bekle. Cemil abi, iş sende abi. Tamam, tamam anladım. Hadi eyvallah. Çığır sınıftan arıyorsunuz bu ihbarı. Çalmayı yaklananlar alarmı duyunca arabayı bırakıp kaçmışlar. 62-71 merkez. Olay yerine çok yakınız. İntikal ediyoruz. Bir bakalım ya. Sahil, sen etrafa baksana. Salih, gel gel. Bak, şunları görüyor musun? Onları alalım hemen. Tamam, hallediyorum ben. Torpidoda eldiven olacaktı. Beni feneri de getirsene. Tamam. Ben de anons geçiyorum. 62-71 merkez. Efendim Filiz. Filiz alo, duyuyor musun? Yanıma gelebilir misin lütfen? Ne oluyor, niye ağlıyorsun sen? Gelince anlatırım. Tamam, neredesin sen şimdi? Geleyim oraya ben, neredesin? Her zaman geldiğimiz sahildeyim. Tamam, tamam hemen geliyorum. Geliyorum.
Filiz? Ne oldu? Bak bakayım ya, ne oldu? Annem geldi. Ben bu akşam bu eve dönemem artık. Gel tamam, 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 tamam canım benim. Tamam. Filiz. O evde kalmana gerek yok artık. Senin bir evin var.